Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra helak olacak, Kaysa helak olacak buyurduğu mucize ne zaman tahakkuk etti? Hazreti Ömer Efendimiz döneminde. İran tarafı, şimdiki bölge olarak neresi? Acem diyarı, İran bölgesi. Orası fethedilince oradan tabii alınan köle ve cariyeler ganimet olarak Medine-i Münevvere'ye getirildi. 3 tane kızlar cariyelerin içinde hükümdarın kızları. Bu Yezdegird'in kızları. Cariyeler, köleler işte satıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki hükümdarın kızları da yani arz edilsin, isteyen alsın. İslam'da bu hükümler var. Efendim kölelik, carilik meseleleri var. Bunun da neleri var? Çok meseleleri var, hikmetleri var. Aslında bunlar nereye götürülüyorlar? Oradan buraya esir olarak getirildiler. Aslında nereye getirildiler? Cennete getirildiler. Neyle getirildiler? Zincirlerle çekile çekile zorla getirildiler. Yani Nasrettin Hoca'nın helva yiyip de para ödememesi gibi yani. Ha. Kapıda para isteyince ne parası ya? Ondan sonra bir dayak attılar buna, dedi ya burası ne güzel memleket, döve döve helva yediriyorlar adama dedi. Ya bu da öyle. Memleketinde kalsa kafir olarak ölecek, cehenneme gidecek. Allah onu esir ediyor Müslümana. Onu getiriyorlar, o baştan hiç istemiyor. Nereye götürüyorlar beni ama? Nereye götürüyorlar onu? Cennete getiriyorlar. Çünkü Müslüman oluyor, hem dünyasını kazanıyor, hem ahiretini kazanıyor. Şu cehennemde ebedi yanan kafirler, yanacak olan kafirler. O cehennemi görünce hepsi demeyecekler mi ki keşke köle cariye olsaydık Müslümanlara da İslam'ı öğrenip Müslüman olurduk. Zaten azat olmak İslam emrediyor. Sonunda bir şekilde mutlaka azat oluyorlar. Sevabından, faziletinden İslam teşvik ediyor. Esas mesele nedir? İslam'ı Müslümanların himayesi altında, Müslümanların yönetimi altında, evinde, ocağında görmesi. Ama tabii şimdiki Müslümanlarda bu şu anda kölelik, carilik yok. Olsa da zaten bizim gibi adamların kölesi, cariyesi tabete gavur olurlar. Çünkü bizim evlerde, ocaklardaki filmler, diziler, programlar, gazeteler, dergiler, romanlar Rusya'da yok. Rusya'da öyle bozuldu ki bu Müslümanlar. Şimdi onun için kölelik, cariyelik niye yok? Sen kendin köle cariye olmuşsun zaten. Yahudi bütün dünyayı köle yapmış. Emperyalizm dediğin o, kapitalizm dediğin o, Siyonizm dediğin o, Kominizm dediğin o, ne kadar izin varsa sonunda izin, hepsini kurduran Yahudidir. Tamam? Şimdi bu kadar izin kurdurmuş, kapitalizm çökerse Kominizmi getiriyor. O çökerse o, o çökerse o, illa bir gavurluk kalıyor yani. İslam gelmesin de ne gelirse gelsin işte. Hep izinlerin hepsi bu. Onun için köle etmiş dünyayı. Müslüman doğru Müslüman olsa böyle olur mu? Amerika insansız uçak gönderiyor, insanları vuruyor. Müslümanları vuruyor. Bak dün yine Pakistan'da. Kaç kişi bir eve bomba gelmiş insanlı uçaktan, 5-6 kişi öldü Müslümanlar zavallı. Bir iki senedir 1700 Müslümanı öldürmüşler. 1700. Dün gece haberlerde dinledim. Yani sırf insansız uçak gönderiyor ya Pakistan'a. Kimin evi kimin ocağı belli değil. Rastgele atış. Müslümanın canı bu kadar ucuz. Dünyada bu. Neden? İslamiyet'i Müslümanların doğru yaşamamasından vay başımıza gelenlere. Ama bu kölelik, cariyelikte esas ne var? Onları Müslüman etme hikmeti var. Zaten Müslüman olmayı kabul etse baştan, harp etmese Müslümanlarla köle cariye olur mu? Olmaz. Müslümanlığı kabul ederse savaş yok. Bu savaş niye oluyor? Müslümanlığı kabul etmiyor. O zaman cizye ver. Ki Müslümanlar güçlü olsun da sen zulüm yapamayasın dünyaya. Cizye de verme, savaşırım derse oluyor bu. Kölelik meselesi. Ama bu kölelik cariyelerin hemen hemen tamamına yakın Müslüman oldu mu? Tarih boyunca hep Müslüman oluyor. Neden Müslüman oluyor? Çünkü o zamanın Müslümanlara örnek Müslüman olduğunda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yediğinden yedirsin, İhvanukum, havalikum, kardeşleriniz, köleleriniz sizin kardeşinizdir diyor. Ya'lemullahu tahte yedim. Allah onları sizin elinizin altına verdi. Femen kânehu tahte yedî fe yut'amumma yut'am. Yediğinden onu da yedirecek. Giydiğinden onu da giydirecek.